hafif bir toparlanma görüyor. Ne toparlanma? Hala eksi. Ama eksi 60 milyar dolarlar seviyelerinden, eksi 50 küsur milyar dolar seviyelerinden eksi 41 milyar dolara geldi. Bu ne demek şimdi ben size bunu biraz anlatmak istiyorum. Anlat anlat sürekli zaten herhalde hepiniz e, Merkez Bankası uzmanı olacaksınız diye tahmin ediyorum. Çok isterim hepinizin olmasını. Çünkü o para, Merkez Bankası'ndaki para bizim paramız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değil onun adı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu ülkenin kurucuları iki kuruma Cumhuriyet ünvanını vermişler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Cumhuriyet Savcıları. Dikkat edin. O kadar önem vermişler bu iki kuruma. O para bizim paramız dedik ya. Ne kadar? Brüt rezerv şu an itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı 109 milyar dolar değil 107.1 milyar dolar. 107.1 milyar dolar var. Bu brüt rezervimiz. Brüt. Neden brüt diyoruz? Şundan brüt diyoruz. Hani maaşınızın bir brüt kısmı vardır, bir net kısmı vardır ya onun gibi. Sizin bankalara yatırdığınız paraların bir kısmı Merkez Bankası'na gidiyor örneğin. Dolayısıyla bu brüt kısmı. Net kısmı ne kadar? 24.1 milyar dolar. 24.1 milyar dolar. Net olarak Merkez Bankası'nın net rezervi bu. Peki geri nasıl yani diyeceksiniz? Devam hani demin eksi gösterdim bize Emin Çapa diyeceksiniz. İşte efendim bir de swaplar var. Onu da şimdi size göstereceğim. Swap dışarıdan aldığımız borç. Merkez Bankası dışından aldığımız döviz borcu bir çeşit. Onları çıkarınca Merkez Bankası'nın net döviz rezervi 41.3 milyar dolar. Dostlarım Merkez Bankası'na gökten 41.3 milyar dolar düşerse veya Merkez Bankası parasını biriktirirse 41.3 milyar dolar biriktirirse Merkez Bankası'nın net rezervi 0 dolar olacak. Bakın Merkez Bankası'nın 0 doları olabilmesi için 41.3 milyar dolara ihtiyacı var. Nasıl? Swaplar iki çeşit. Bunların bir kısmı yurt dışından aldığımız bir kısmı yurt içindeki bankalarla Merkez Bankası'nın yaptığı swaplar. Yurt dışından aldığımız Çin'den 6 milyar dolar, Katar'dan 15 milyar dolar daha yürürlüğe girmeyen bir de Kore'den 2 milyar dolar daha gelecek. Bu aslında bir borç. Borç kaleminde. Borç bu dostum. Sizin paranız değil. Kullanmanız için belli bir süre için çoğunlukla bir yıllığına Size veriliyor bu. Dolayısıyla hesap yaparken bunu da çıkarmanız lazım. Benim cebimde bin lira var. Ee ama borç Harca harcayabildiğin kadar. İşte öyle olmuyor. Öyle olunca ülkenin başına bugün yaşadığımız gibi sorunlar geliyor. Bu kadarla da bitmedi. Cumhurbaşkanı sadece rezerv konusunda yanlış bilgilendirilmemiş. Dediğim gibi bir cumhurbaşkanı yalan söylemeyeceği için halkına danışmanlarının görevi onu bilgilendirmek. Nasıl danışmanlar bunlar ya durmadan durmadan yanlış bilgilendiriyorlar her konuda. İkinci bölümünü bir dinleyelim. Oradaki sorun ap ayrı. Orada bambaşka bir sorunla karşı karşıyayız. Nedir? O cümleyi bir duyun lütfen. Süreci tamamlanan işlemlerle Önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak. Acaba hangi işlemin süreci devam ediyor Sayın Erdoğan? Sayın Cumhurbaşkanı halkınıza açık açık söyleyin. Hangi işlem devam ediyor? Mesela para girişimi oldu ülkeye nereden geldi para? Bir yerden para mı çıktı ülkede? Nereden geliyor süreci devam eden işlem ne? Ben size hemen anlatayım. Hemen gösteriyorum. Buyurun. IMF üye ülkelere 650 milyar SDR, özel çekme hakkı diyoruz buna. Karıştırmayacağım, uzatmayacağım. Bunun karşılığı 916.7 milyar dolar destek dağıtıyor. Rezerv desteği. 916.7 milyar dolar. Aslında bir borç sonra geri iade edilecek. 916 ekonomiyi canlandırmak. Koronanın etkisini atlatmak için. Bundan en çok herkes... E, IMF'deki payı kadar pay alıyor bu dağıtılan 916 milyar dolar. 650 milyar SDR özel çekme hakkı. En büyük pay tabii Amerika'nın olduğu için Amerika bu 950 milyar dolardan 112.6 milyar dolar alıyor. Japonya 41.8, Çin 41.3 milyar dolar alıyor dostlarım. Ve tabii Türkiye'de IMF üyesi olduğu, IMF'de bir payı olduğu için ne kadar alıyor? 6.4 milyar dolar alıyor dostlarım. Türkiye'de altın. İşte devam eden işlem bu. Gelecek olan para bu. IMF'den borç alacağız yani. Başka hiçbir ülkede bir cumhurbaşkanı çıkıp veya ekonomiden sorumlu bir kişi çıkıp devam eden işlemlerle demiyor. Ne diyorlar? IMF'den diyor. Zaten açık açık herkes de bunu biliyor. IMF'den gelecek para. Evet. IMF'den para geliyor dostlarım. Ve bu ülkenin cumhurbaşkanı kendi halkına IMF'den gelen parayla 116 milyar dolar olacak diyemiyor. Neden diyemiyor peki? Çünkü daha önce doğru olmayan başka bir şeyle halk yanıltılmıştı. Neyle yanıltılmıştı? Buyurun dinleyin. Biz IMF olan bu borcumuzu bitirdik. Bizim IMF artık borcumuz yok IMF bizden borç istedi. 5 milyar avro. Arkadaşlar sordu verelim mi? Verin dedim. Verin dedim. Ya bu para. Bu para. Babanızın parası mı? Düğününüzde eşinize takılan bileziklerden, sizin yakanıza takılan paralardan mı verin dediniz? Hayır. Bu ülkenin parası. Bir. İkinci IMF sizden para falan istemedi. Siz de para falan vermediniz Sayın Cumhurbaşkanı. Siz derken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, benim de dahil olduğum vatandaşı olduğum Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kastediyoruz zaten. Çünkü o para sizin paranız değil. Verseydiniz bizim paramızdan verirdi. Neydi? Herkes IMF'de kotası kadar pay sahibi ya. IMF kriz geliyor olabilir. Bu korona çok ağır vurabilir ekonomileri. Herkes kasaya hissesi oranında para atsın dedi. Bir şirket gibi düşünün. Sermaye artırımı yapmak gibi düşünün. Kasaya herkes para atsın dedi. İşte o. Sonra buna gerek kaldı mı? Kalmadı dostlarım. İşte o da bu. Şimdi bunu söylediği için IMF'ye borç veren duruma geldik diye hatırlayın o zaman o yandaş basın, yandaş kanallar. Allah saray medyası ahisunur aslında işler. Ne havalar ne havalar atmışlar. İşte o söylendiği için şimdi IMF'den payımıza düşen para bize geliyor ya. Bunda çok normal. Bunda bir şey yok. Biz IMF üyesiyiz. Evet, IMF'ye para ve katkıda bulunuyoruz payımız oranında krize düştüğünüzde de o katkıyı alacaksınız. Evet IMF'den gelen parayı söyleyemiyor Cumhurbaşkanı. Ne diyor? Devam eden işlemler. Merak ediyorum. Bizden başka bir ülkede böyle dendi mi acaba? Takip ettiğim hiçbir ülkede yok. Ama ne bileyim Afrika'da falan, Orta Doğu'da falan filan var mıdır böyle ülkeler? Onları tabii takip edemiyoruz. Bilmiyorum belki de onların liderleri demişlerdir. Ama uygar dünyada böyle bir şey yok dostlarım. Gösterdim. Amerika birleşik devletleri, Japonya, Çin en çok payı alan ülkeler. Onlar haklarına dönüp devam eden işlemler demiyorlar. Ve şimdi bu bölümü kapatalım. Çünkü daha öncek aslında